Efendim merhabalar. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Saatler artık 16 oldu. Haftanın son işlem günündeyiz. Bugün özelinde açıklanacak verileri ve başlıkları konuşacağız. İlk etapta bugün özelindeki başlıklara bakalım. Gündem maddelerimizi işleyelim. İlk satır başlığımızda Başkan Erdoğan var. Gözler bugün Başkan Erdoğan'dan olacak ki müjdeyi açıklayacak. Kendisi Zonguldak'ta Cuma namazı çıkışında da açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında 405 milyar metreküplük bir gaz keşfini açıklamıştı. Bakalım bu akşam saatlerinde kendisi ne kadarlık bir doğal gaz keşfedildiğinin müjdesini verecek. Diğer yandan dün enflasyon rakamlarını takip etmiştik ki enflasyonda aylık bazda baktığımızda %0,89'luk bir yükseliş vardı. Ve yıllık bazda baktığımızda da %16,59'a gerilemişti. Bugün de baktığımızda aylık fiyat gelişmeleri raporu açıklandı. Enflasyonda tam kapanma etkili oldu denildi raporda. Öte yandan küresel tarafa döndüğümüzde Biden Çin'i hedef alan kara listeyi imzaladı. Listede 59 şirket var. 59 şirketin olduğunu belirtelim ve bugün imzaladı. Euro bölgesine ilişkin baktığımızda perakende satışları azaldı. 3,1 olarak açıklandı. Bunda etkili olan da gıda dışı kalemlerde perakende satışlar %5,1 oranında düşüş kaydetti. Diğer yandan online alışverişlere baktığımızda onda da %2,9 seviyesinde bir azalma var ve tütün ürünlerinde de %2'lik bir azalma var. Son başlığımıza baktığımızda Pfizer-BioNTech İngiltere'den onay aldı. Tabii tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ediyor. Son olarak da Pfizer-BioNTech İngiltere'den onay aldı diyebiliriz. Bugün özelindeki başlıklar bu şekildeydi. Şimdi ise rakamlarla devam ediyoruz. Yurt içindeki verilere bakarak başlayalım. İlk etapta BIST endeksini inceleyeceğiz. Haftanın son işlem gününde an itibariyle yatay pozitif bir görünüm var. 1432 puan seviyesinde işlem görüyor. Aşağıda baktığımızda 1427 puan seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıda 1434 puan seviyesi vardı ve an itibariyle de pozitif bir görünüm var. Yeni ayın ilk işlem gününe %0,81'lik yükselişle başlamıştı. Haziran'ın ikisinde ve üçünde biraz daha yatay bir görünüm çizmişti. Şu an için pozitif bir görünüm var. Ancak kapanış nasıl gerçekleşecek, haftayı nasıl tamamlayacak yine konuşuyor olacağız. Bankacılık endeksine bakalım. BIST Banka endeksindeki son durum 1191 puan seviyesinde yarım puana yakın bir yükseliş var. Aşağıda 1182'ye kadar geri çekildi. Yukarıda 1196 puan seviyesi test edildi. Hafta içerisinde bir ara 1193 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti ve hafta içerisinde en yüksek görmüş olduğu seviye 1199 puan seviyesiydi. Sanayi endeksine bakalım. Geçen aydan bu yana 100 puanlık bir düşüş var sanayi endeksinde. 2604 puan seviyesinde an itibariyle aşağıda 2598 puan seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıda 2610 puan seviyesi vardı. Dar bant aralığını burada da takip ediyoruz. Peki en çok artanlar listesinde bugün an itibariyle hangi hisseler var? Koza Madencilik ilk sırada %3,96'lık yükselişiyle onu TAV Havalimanlar takip ediyor. Dün de en çok artanlar listesinde vardı. İpek Enerji, Bağfaş ve Zorlu Enerji iki enerji hissesinin en çok artanlar listesinde olduğunu görüyoruz ki hafta içerisinde de haftanın ilk 4 işlem gününde de enerji hisselerinde ciddi primlerin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta o primler %10'ların üzerine çıktı. Bugün de an itibariyle en çok artanlar listesinde iki enerji hissesi var. Peki düşenler listesinde hangi hisseleri takip ediyoruz? Karsan Otomotiv ilk sırada %5,94'lük düşüş var. Onu Nuh Çimento takip ediyor. Halk GYO, YSD Holding ve Goodyear en çok düşenler listesinde sıralamayı oluşturuyor. Goodyear'in düşüşü %1,8 seviyesinde. Bunu da belirtmekte fayda var. Peki para piyasalarında son durumda ilk etapta dolar TL'ye bakalım. An itibariyle aşağı doğru bir yönü takip ediyoruz. 8,66,40 seviyesinde %0,44'lük de bir düşüşü var. Yukarıda 8,74,36 seviyesine kadar yükselişi gün içerisinde takip ettik. Aşağıda ise 8,64,46'ya kadar geri çekildiğini belirtebiliriz. Peki Euro cephesinde son durum ne? 10,55,03
Burada da düşüş var. Aşağıda 10.51'e kadar geri çekildi. Euro-dolar paritesiyle devam edelim. Şu sıralarda biraz daha sakin bir görünümü takip ediyoruz. 1.21.72 seviyesinde geçen hafta bir ara 1.21'in üzerine çıkarken bir anda 1.20'nin altını da test etmişti. Tabii bu tarafa ilişkin analistlerin görüşleri şekilleniyor. Zaman zaman 1.25 seviyeleri görülecek denilse de bazı uzmanlar tarafında da bu seviyelerin altındaki seviyelerde kısa vadede söz konusu olabilir deniliyor. Aşağıda 1.21.06'ya kadar geri çekildi. Yukarıda ise 1.21'in üzerinde kalmayı başardı ve en yüksek 1.21.69 seviyesi vardı. Dolar endeksiyle devam edelim. Dün 89 seviyeleri gün içerisinde en düşük test edilmişti ve en yüksek 90 seviyeleri görülmüştü. Bugün baktığımızda an itibariyle burada da düşüş var. %0.29'luk düşüşte 90.23 seviyesi var. Aşağıda 90.23'e kadar geri çekildi. Şu anki gördüğü seviye, yukarıda 90.61 seviyesini dolar endeksinde de takip ediyoruz. İçeride para piyasalarında rakamlar bu şekildeydi. Peki küresel borsalarda son durum ne? İlk etapta Avrupa borsalarıyla başlayalım. An itibariyle Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Londra cephesine baktığımızda %0.14'lük düşüşte 7.054 puan seviyesi. Madrid'de 9.111 puan seviyesi hakim. Bunun aksine Paris'te ve Frankfurt'ta da yatay pozitif bir seyri takip ediyoruz. 6.512 ve 15.649 puan seviyesi son gördükleri seviyeler. Peki haftayı Asya borsaları nasıl tamamladı? Burada da Çin Şanghay Endeksi dışında düşüşler vardı ancak öyle çok da düşüşlerin olduğunu söyleyemeyiz. Çin'in Şanghay Endeksi 3.591 puan seviyesinden haftayı tamamladı. Güney Kore düştü, Japonya düştü, Hong Kong'da 28.908 puan seviyesi vardı ve Hindistan'da da %0.25'lik düşüş hakimdi. Amerika'da endekslerin görünümüne bakalım. Burada yemyeşil bir tablo var. Yatay görünümleri takip ediyoruz. Dow Jones 34.646 puan seviyesinde. S&P 500 endeksine baktığımızda 4.206 puan seviyesi ki aslında son bir aylık periyoda baktığımızda buralarda balon var mı yok mu soruları çokça soruluyordu. Tabii buraya bakmışken Amerika'da tahvil cephesini de hep konuşuyoruz bu dönemde. Nasdaq cephesine baktığımızda 13.592 puan seviyesi var. Hazır tahvil demişken ABD 10 yıllık tahvil faizinin son görünümüne de bakalım. Hemen o da ekranlarınıza geldi. 1.63 seviyesi var. Hafta içerisinde 1.58 seviyeleri test edilmişti. Bugün aşağıda 1.62, yukarıda 1.63 seviyesi test edildi. Peki hem buradaki hareketler ons altın cephesine nasıl sirayet ediyor? 1888 dolar seviyesi var. Dün düşüşler vardı. 1900 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmişti. Bugün aşağıda 1861 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıda 1886 puan seviyesi vardı. Gram altın tarafına buradaki hareketler nasıl yansıyor? 524 lira yatay bir görünüm var. Yukarıda 526 lira seviyesi test edilirken aşağıda 521 seviyesine kadar, 521 lira seviyesine kadar gün içerisinde geri çekildi. Gümüşe de bakalım. 27 dolar 77 sent gümüş cephesinde de var. %1.24'lük yükselişte. Aşağıda 27 dolar 25 sent takip edilirken yukarıda 27 dolar 72 sent seviyesi gümüş cephesinde de hakim. Peki petrol cephesinde son durum ne? Brent petrole bakalım. 71 dolar 86 sent var burada da. %0.77'lik yükselişte. Yukarıda bu gördüğü seviye en yüksek seviye. Aşağıda 70 dolar 75 sente kadar geri çekildi. Artık Brent petrolde de 70 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler görülmeye başladı. Rakamlar bu şekildeydi. Şimdi ise günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyoruz. Efendim Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından aylık fiyat gelişmeleri raporu açıkladı. Rapora göre Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışlarının düşük seyrettiğine dikkat çekildi.
Merkez Bankası enflasyon verisinin ardından aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksi %0,89 artış gösterirken yıllık enflasyon %16,59'a geriledi. Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunda enerji ve temel mal gruplarında yıllık enflasyonun gerilediği, gıda grubunda ise fiyatların yatay seyrettiği vurgulandı. Raporda bu dönemde enerji fiyatlarının petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak Eşel Mobil sisteminin uyarlanması ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla yükseldiğine dikkat çekilirken ancak yüksek baz nedeniyle grup yıllık enflasyonun gerilediğine değinildi. Rapora göre Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyretti. Bu kapsamda döviz kuru gelişmelerine karşın giyim sektörü başta olmak üzere temel mal enflasyonunun ılımlı bir seyir izlediğine dikkat çekildi. Hizmet grubu enflasyonunda ise yüksek fiyat artışları yaşanan ulaştırma hizmetlerinin etkili olduğu duyuruldu. Emtia fiyatlarındaki yükselişin genele yayılarak hızlandığına değinilirken, üretici fiyatlarındaki hızlı artışın maliyetler üzerindeki baskısının sürdüğü ifade edildi. Efendim, Denizbank 411 milyon dolar tutarında yeni sendikasyon kredisi temin etti. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, sendikasyonun Çin Yuan'ı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olduğunu ifade etti. Denizbank, Türk bankacılık sektöründe ilk kez Çin Yuan'ı dilimli yeni sendikasyon kredisi temin etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre Denizbank, dolar, euro ve Çin Yuan'ı ile bir yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisiyle ülke ekonomisine temin ettiği finansman kaynaklarına bir yenisini daha ekledi. Kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak. Emirates NBD Bank PJSC'nin aracı banka olduğu işlem Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank AŞ koordinatörlüğünde gerçekleşti. İşlemin ardından Denizbank'ın sendikasyon kredilerinin büyüklüğü 1.3 milyar dolara ulaştı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, yılın ilk 6 ayında uluslararası piyasalardan toplamda 1 milyar dolarlık kaynak elde ettiklerini söyledi. Ateş, kredinin Çin Yuan'ı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olduğunu söyleyerek, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz dedi. Efendim, Halkbank, kadın kooperatiflere finansman desteği sağlamak için kadın kooperatifleri destek paketini duyurdu. Paket kapsamında 500 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Halkbank, kadın kooperatiflerine özel destek paketi açıkladı. Daha önce kadın girişimci destek paketini hayata geçiren Halkbank, şimdi de kadın kooperatiflerine finansman sağlamak için harekete geçti. Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel kurgulanan bu destek paketimizle finansmana erişimde zorluk yaşayan kooperatiflerin önünü açmayı hedeflemekteyiz. Söz konusu paket kapsamında azami 6 ay ana para ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde 500 bin liraya kadar destek sağlanacak. Ayrıca kadın girişimci destek paketi kapsamında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilden kredisi onaylanan 9 girişimci kadına da kredileri sembolik olarak takdim edildi. Yaklaşık 3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz kadın girişimci destek paketinden faydalanmış ve yaklaşık 3 milyar Türk lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Efendim, tatil bölgelerindeki perakende sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel olacak. Efendim, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu dönemde yavaş yavaş havaların ısınmasıyla beraber tatil beldelerinde yoğunluklar başladı, yazlıklar dolmaya başladı. Tabii böyle olunca da perakende sektörünü konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Ne dersiniz? Bu anlamda perakende sektörü buna hazırlandı mı? Perakende sektörü bu günleri dört gözle bekliyordu diyebilirim. Çünkü gerçekten hepimiz evlerde oturmaktan ve çalışmamaktan çok sıkıldık. Şimdi artık havaların düzelmesiyle beraber, pandemi koşullarının daha olumlu hale gelmesiyle beraber zaten son 2-3 ayda yazlık bölgelerdeki mağazalarımızı yenileme, temizleme, düzenleme çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi 1 Haziran itibariyle de mağazalarımızı yavaş yavaş açmaya başladık. Özellikle yeme içme sektörü pandemi koşullarıyla
mağazalarını, dükkanlarını açmaya başladı. Ve umut doluyuz diyebilirim. Turist maalesef yabancı turist sayısındaki düşüşe rağmen yerli turist ve de yeni dönemde özellikle Temmuz ayından itibaren beklediğimiz misafir sayısındaki artışla beraber rakamların iyi noktalara gideceğinin umudunu taşıyoruz. Ümitsiz de yaşanmaz takdir edersiniz. Gerçekten yoksa çok olumsuzluk var tüm dünyada olduğu gibi pandemi sebebiyle perakende sektörü de çok fazla olumsuzlukları yaşadı ve bu can sıkkınlığının da bir an önce sona ermesini ümit ediyoruz. Peki efendim yeni konseptlerde neler olacak? Yeni konseptlerde neler olacak? Biliyorsunuz hazır giyim moda sektörü sürekli yenilenen bir sektör ve sürekli yeni koleksiyonlar çıkarmak durumundasınız. Dayanıklı tüketim ürünleri gibi değiliz biz. Özellikle kadınlara üretim yapan markalarımız sürekli modaya uygun, sezonun yeni trendlerine uygun ürün yapmak zorundalar. Ve buna uygun olarak da vitrinlerini yenilediler. Vitrinler kelimenin tam anlamıyla yeni sezonu açtı. Bunu biraz caddeleri gezdiğimiz zaman gözlemliyoruz. Güney bölgesinde de aldığımız bilgiler bu yönde. Özellikle Bodrum bölgesi kışı zaten hiç kapanmadı. Tamamen açık geçirdi. Çok ciddi büyük şehirlerden Bodrum'a bir akın oldu. Bodrum'daki mağazalarımız hepimizin mağazalarında ciro kayıpları diğer mağazalara göre daha az oldu. Ancak Ege bölgesi biliyorsunuz ağırlıklı yerli turiste hitap ediyor ve Antalya bölgesi ağırlıklı yabancı turiste hitap ediyor. O bakımdan biraz sıkıntılı geçti. Zaten TÜRSAP'ın rakamları da onu gösteriyor. Ve bu olumsuz rakamları biz artık özellikle Rusya'dan gelecek misafirlerimizin 21 Haziran'dan itibaren inşallah kapıların açılmasıyla beraber vaka sayılarımız çünkü sürekli aşağıya geliyor. Aşılanma da hızlandığının haberlerini alıyoruz. Sanırız 21 Haziran'dan itibaren de Rus turist sayısında da çok önemli bir artış olacak. İnşallah bu sene yaz sezonu daha renkli bir şekilde perakende sektörü anlamında da geçecektir. Siz de ifade ettiniz aslına bakarsak bugünleri özledik diye birikmiş bir alışveriş talebi de var. Bu anlamda mağazalara yeni ürünler gelecek mi? Bir çeşitlilik söz konusu olacak mı? Zaten bunları hazırladık. Sevkiyatlara da başladık. Biz şu anda önümüzdeki yazı çalışmaya başladık. Yani yazımız çoktan bitti. Kışı çalıştık zaten. Onlar imalatta. Kış imalatları depolara girmeye başladı. Şimdi önümüzdeki yazı çalışıyoruz. Tekstil sektörü, özellikle hazır giyim sektörü biliyorsunuz bir yıl önceyi planlamak zorunda. O yüzden de bazı sıkıntıları kapalı olduğumuz dönem satış yapamama sıkıntılarını çok daha yüksek hissediyoruz. Yeme içme sektörünün tabii onların da çok büyük sıkıntıları var ama bizim sıkıntımız ise stok, ciddi stok yükü taşıyoruz. O bakımdan da perakende sektörü her kapalı geçen günü, saati hesap etmek durumunda. Çünkü kapalı günlerde yapamadığı satışı maalesef açık olan günlerde telafi etmesi biraz zor oluyor. Bu da bizim borçluluğumuzu yükseltiyor. Geçen yıldan bu yıla, son bir yılda perakende sektörünün borçluluk oranında yaklaşık %30'luk bir artış oldu. Özellikle bu yüksek faiz koşullarında perakende sektörünün bu yüksek borcu taşıyabilmesi, uzun süre taşıyabilmesi çok kolay değil. O yüzden sık sık da sizin aracılığınızla hükümetimizden bazı kolaylıklar talep ediyoruz. Çünkü yük giderek ağırlaşıyor. İşte KDV'yi diyoruz, stopaj ve KDV kiralamada %8'e tekrardan indirildi. Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz ama biz bu konuyu aslında %1 olmasını talep ediyorduk. Bunun haricinde krediler konusunda nefes kredileriyle piyasalar rahatlatılıyor. Ancak bunun markalarımız özelinde çok yansıması yok. O bakımdan da markalarımıza da bu kredilerin yansıtılması gerekiyor. Tabii her şeyden önce ne kadar çok kredi verirseniz verin bu taşıma sudur. Piyasaların açılması gerekiyor. Pazar gününün biz dört gözle açılmasını bekliyoruz. Bir an önce de pazar gününün de inşallah sağlık koşullarının el verdiği ölçüde pazar gününün de en hızlı şekilde açılması perakende sektörünü büyük ölçüde rahatlatacaktır. Aksi takdirde ödediğimiz
ödeyeceğimiz borçlarımız piyasa borçlarında üzerine koyduğunuz zaman katlanıyor ve biraz önce Merkez Bankası'nın haberinde de 2 dakika önce paylaştınız. Emtia fiyatlarındaki küresel kriz, emtia fiyatlarındaki küresel kriz maliyetlerimizi bizim çok yüksek noktalara getirdi ve biz buna bir zarar tsunamisiyle karşı karşıya kalacağız diyoruz. Çünkü sürekli maliyetlerimiz artarken satış fiyatlarımızın üzerinde de çok büyük bir baskı var. Tüketicinin alım gücü baskısı. Dolayısıyla biz bu fiyatları aşağıda tutmak için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz ama tabii ki bu fedakarlıklarda işletmeleri karsızlığa, karsızlık da sonuç itibariyle daha az vergi ödemeye yönlendirecek. Bu da ekonomiyi sarsacak. O bakımdan pandemi koşullarının bir an önce yüksek dozdaki aşılanmayla beraber daha hızlı satış yapılabilecek koşullara dönme konusunda da hepimiz gözümüzü kulağımızı Sağlık Bakanlığı verilerine çevirmiş vaziyetteyiz. O bakımdan aşılama bizim için de tüm dünyada olduğu gibi perakende sektörünün de tek önemli kriteri insanların rahatça kolaylıkla alışveriş yapmalarını sağlayacak. Sadece e-ticaret kanalını büyütmekle kalmayıp normal bizim geleneksel kanallarımızı da tekrardan hızlandıracak çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Bodrum'dan bahsettiniz ilk değerlendirmenizde. Yatırımlar daha çok hangi bölgelerde yoğunlaşıyor? Şimdi güney bölgesi özellikle turiste hitap eden Antalya bölgesi ve Bodrum bölgesi. Bodrum'da ağırlıklı olarak yerli ve yabancı turist varken biliyorsunuz Antalya ağırlıklı yabancı turiste hitap ediyor. Ve güzel bir konuya değindiniz. Oradaki turizm beklentileri yüksek. Yine bu senede turist geleceği beklentisiyle bütün markalara hazırlıklarını yaptı. Tabii ki bu da maliyetlere yansıyor. Özellikle konut kiralamalarında çok yüksek maliyetlerle karşı karşıyayız. Çünkü çalışanlarımızı biz yazın bir kısmını merkezden güneye kaydırıyoruz. Güneyde de özellikle yazlık evlere çok büyük talep var. O da konut fiyatlarını, sezonluk konut fiyatlarını en üst noktaya getirmiş vaziyette. Aynı şekilde dükkan fiyatları da suni bir şekilde kiralamalarda, yeni kiralamalarda diyeyim, yükseldi. Sezon çok kısa olmasına rağmen fiyatlarda suni bir artış söz konusu. Bu noktada sıklıkla bu tür sorunlarla da karşılaşmıyor değiliz. Peki perakende anlamında yazlık beldelerde talepler nasıl olacaktır? Şimdi dediğim gibi yabancı turiste bağlı bölgelerde biz turist satışından umutluyuz diyelim ama tabii bu bıçak sırtında her an değişkenlik gösterebiliyor. İngiltere gibi ülkeler karantina uygulaması getireceğiz dedikleri anda İngiliz turist en fazla Bodrum'a geliyor mesela. Bir anda Bodrum'dan ayağını çekecek. Bu çok olumsuz bir durum. O sebeple bizim vaka sayılarını düşürmemiz bizim uluslararası anlamda da güvenilirliğimizi yükselteceğinden turist sayısında da olumlu yansımalar olacaktır diye düşünüyoruz. Yoksa ürün bakımından ve hazırlıklar bakımından sektör son derece hazır ve gerçekten de tabiri caizse artık açılma konusunda bileylenmiş durumda. Çok özledi, insanlar çalışmayı özledi, müşterisiyle buluşmayı özledi, işini özledi. Çalışanlarımız bir an önce işlerine dönmek istiyorlar. Bu bakımdan hepimizde bir özlem var. Avrupa'daki aşılanma sayılarının artışıyla beraber açılma örnekleri bizi de umutlandırıyor bu noktada. İnşallah dediğimiz noktalarda misal Avrupalı ve çok yüksek oranda harcama kapasitesi olan misafirlerimizle buluşma noktasında da sabırsızız onu diyebilirim. Daha çok hangi bölgelerde peki hareketlilik bekliyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Ege bölgesi yerli turiste ağırlıklı olduğu için oralarda hareketlilik başladı. Bodrum zaten dedim orada zaten bizim misafirlerimiz yerli ve yabancı olarak çokça vardı. Ancak İstanbul turist bakımından ciddi yara almış durumda.
Turist sayısında ilk 4 aylık verilere baktığımız zaman %60'lık bir düşüş söz konusu. İstanbul'a turist gelmediği takdirde tabii ki bu firmaların satış rakamlarına, bilançolarına olumsuz yansıyor. Yine geleneksel olarak alternatif turizm kanalları tabii ki açık olacak belki ama yine bizim geleneksel turizm rakamları geleneksel bölgelerde hava turizm ve sağlık verilerinin düzelmesiyle beraber iyi noktalara ulaşacağını tahmin ediyoruz. İstanbul bu noktada çok çok önemli. Maalesef İstanbul şu anda %60 geride gidiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz bu 3 ay telafi edebilir mi? Doğru politikalarla telafi edebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü rakamlar yabancı turist için çok elverişli hale geldi. Döviz rakamının yukarı gitmesi turistin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini de gösteriyor. Peki son olarak yurt dışına perakende sektörü anlamında açılmalar yapılacak mı? Bu yönde planlar var mı? Birleşmiş Markalar Derneği'nin markalarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde, anketlerde 400 ila 600 mağaza, yeni mağaza açılışının planlandığını biliyoruz. Şu anda yurt dışı pazarlar ve ihracat perakende sektörü için bu dar boğazdan çıkış için en önemli araç olarak görülüyor. Yine biraz önce de söyledim, maliyetlerimiz çok fazla artmış durumda. Bu maliyet artışlarını ancak dövizli satışla dengeleyebiliyoruz. Dövizli satış yapamadığınız takdirde, sadece yurt içine satış yaptığınız takdirde de firmaları ister istemez ödeme sıkıntıları bekliyor. O bakımdan Birleşmiş Markalar Derneği'nin zaten şu anda yaklaşık 19 bine yakın yurt dışında üyelerinin satış noktası var. Ve bu satış noktalarına beraberinde e-ticaret kanalını da eklediğimiz takdirde yurt dışında giderek büyüyen bir Türk markaları algısı söz konusu. Bunu da BMD misyonu içerisinde biz üstlenmiş durumdayız. Özellikle de İstanbul gibi bütün ortak kültürlerin başkentindeki açılan markalar yurt dışına açılmada da çok önemli etki ediyor. Önümüzdeki günlerde de markalarımızın yurt dışında daha istekli ve daha girişken olduklarını göreceğiz. Döviz rakamları şu anda bunu işaret ediyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizlerle birlikteydi. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. Teşekkürler. Efendim bir haberle devam edeceğiz. Yerli otomobil TOK ödenmiş sermayesini 996.8 milyon TL'ye çıkardı ve genel kurulda alınan bu kararla Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline geldi. Türkiye'nin otomobili girişim grubu ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu. Türkiye'nin otomobili girişim grubunda sermaye artırımına gidildi. Genel kurul kararıyla TOG'un 150 milyon lira olan ödenmiş sermayesi 996.8 milyon liraya yükseltildi. Bu 2018 yılının Haziran ayında kurulan TOG'un bu tarihten bu yana gerçekleştirdiği ilk sermaye artırımı oldu. TOG CEO'su Gürcan Karakaş geçen yıl söz konusu sermaye hedefini açıklamıştı. Karakaş, 2022 yılında ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz ifadesini kullanmıştı. TOG böylece hedeflediği tarihin bir yıl öncesinde Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline geldi. Diğer yandan Türkiye'nin otomobilinde üretim süreci devam ediyor. TOG Gemlik Tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. Efendim Getir kurucusu Nazım Salur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Getir'i konuşacağız, yatırımları konuşacağız. Tabii pandemi döneminde olmasına rağmen durdurak bilmeden yatırımlarınıza devam ediyorsunuz. Getir 7,5 milyar dolar değerine ulaştı. Mart ayına baktığımızda 300 milyon dolarla 3. yatırımınızı tamamladınız ki hemen 2 ay sonrasında 555 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleşti. Biraz bu süreci ben dinleyerek başlamak istiyorum açıkçası. Ne dersiniz, bu süreçte yatırımlar nasıl şekillendi?
Şöyle şekillendi. Biz 6 yıl evvel kurduk Getir'i. Bu 10 dakika modelini dünyada ilk oluşturan firmayız. Bu model dünyada şu anda çok popüler olmaya başladı. Birçok ülkede bizim benzerlerimiz, bizim kopyalarımız kurulmaya başlandı ve bunlar da yatırım almaya başladı. Yatırımcıların bu alana çok ilgisi var. Gelecekte bunun çok önemli bir kategori olacağını düşünüyorlar yurt dışı yatırımcıları. Dolayısıyla burada ciddi bir talep var. Biz geçen yatırımımızda da bir miktar yatırımcı yatırım yapamamıştı. Sistemin dışında kalmıştı. Gelen talepleri yani biz almasak başka firmalara gidecekti. Dolayısıyla daha hızlı büyüme kararı alıp biz sadece Avrupa'da bu sene büyümeyi planlıyorduk. Amerika'yı da bu sene içine almaya karar verdik. Yılın son aylarına doğru Amerika'da da 3 şehirde Getir'i başlatmaya karar verdik. Ve bu kararımız doğrultusunda da yeni bir round yapmaya karar verdik. Bu roundda çok güzel bir ilgi gördü yatırımcıdan. Yani biz bu roundu açıklayalı yaklaşık işte bir yatırımcılara duyuralı bir ay oldu. Bir ay içinde bitirdik işlemleri. O bir ay içinde de teknoloji piyasasındaki hisse senetleri Amerikan borsasında yaklaşık %20-25 geriledi. Fakat bize olan talep azalmadı. Bu bizim kategorinin, bu 10 dakikada hızlı teslimat modelinin çok ilgi gören bir model olmasından kaynaklanıyor. Ve biz bunu yani yeterince söylemiyoruz belki. Ama bu modeli icat eden firma bir Türk firması Getir. Dünyada ilk defa 10 dakika teslimatı Getir yaptı. Şu an dünyada en az değişik yerde 15-20 tane şirket kuruldu. Kurulmaya da devam ediyor. Biz de bunlarla işte değişik pazarlarda rekabet ediyor olacağız önümüzdeki yıllarda. O Getir kelimesine de geleceğim. Avrupa'daki ve Amerika'daki yatırımlarınıza da geleceğim ama 6 yıl önce başladık dediniz. 2015 yılında Türkiye'de başlarken peki bu kadar ilerleyeceğinizi bekliyor muydunuz? Tamamen planlı bir şekilde miydi bu? Evet, bekliyorduk. Ama planlar tutmaz Türkiye'de. Beklersiniz, gecikir. Ondan sonra birdenbire olur her şey. Yani şimdi son 4 ayda 3 tane yatırım turu yaptık. Biz Ocak ayında da 128 milyon dolarlık bir tur yaptık. 850 milyon dolar değeri oldu şirketin. Mart sonunda işte 2.6 milyar dolar çıktı, 300 milyon dolarlık roundla. Şimdi de 7.5'a çıktı. Bu tamamen işte gelecekte bu işten olan beklentiden kaynaklanıyor bu değer artışı. Yoksa hani 9 misli bir değer artışı var 4 ayda. Hani bizim 9 misli ticaretimiz artmadı 4 ayda. Bu tamamen beklenti, gelecekle ilgili beklenti. Londra'yı açtık biz bu arada. Londra'daki iş çok başarılı gidiyor. Çok yakın zamanda Amsterdam'ı açtık. Londra'daki işin iyi gitmesi Getir'in sadece bir Türkiye işi olmadığını, bizim şirketimizin teknolojisinin yurt dışında da başarıyla uygulanabileceğini ispat etti. Londra'yı bu adamlar iyi yapıyorsa başka yerleri de yapabilir. Yani bu takım deplasmanda da maç kazanabilen bir takım dedi yatırımcı ve bu yüzden bu prim geldi. Primin yani biz bir primli şirketiz şu anda. Benim için de bu hızla 3 tane yatırım turunu 4 ayda yapmak benim de planladığım bir şey değil. Ama piyasada böyle bir talep olunca kısmet oldu yaptık. Böyle bir değer artışı oldu. Ama biz şimdi bunun altında kalmayıp bunun bu beklentileri başarıyla dışarıda Getir'i modelleyerek bu yeni gittiğimiz ülkelerde de oralarda pazar lideri olarak bizim yatırımcıları yanıltmamaya çalışacağız. Aslında burada bir exit falan yok. Bunu da açıkça söyleyelim. Genelde Türkiye'de şeyler exit yapıyor. İşte şu kadar para aldı, bu kadara sattı. Bize satılan bir şey yok. Bu paranın hiç 1 milyon doları bile ortakların cebine girmiyor. Şirkette büyüme için koyulan sermaye artırma parası bunlar. Daha belki roundlar da öyleydi. Bu da önemli bir ayrıntı. Bir başka önemli ayrıntı da bu 7.5'luk değere çıkmamıza rağmen içeride 15'in üstünde yabancı fon olmasına rağmen biz ilk Türk kurucu ortaklar olarak hala şirketin kontrolünü elimizde tutuyoruz. Bu da Türkiye'de pek olan bir şey değil. Genelde startuplar yatırım aldıklarında çok ilk yıllarında çoğunluk yabancı fonların eline geçiyor. Biz sadece para, yeni para almadık. Kontrolü de elinde tutacak şekilde para aldık. Sabırlı davrandık. Ve yani Getir markasını da birinci günden o soruyu sordunuz. Aslında şöyle düşündük. Hani yurt dışına gitmeyi belki 3. 4. yılımızda yapardık ama bu 5. yılımızdan sonra kısmet oldu.
belli yıllarda yurt dışından yeterli ilgiyi toplayamadık. Ama ilgiyi toplayıp ilk yurt dışında ülkeyi açtıktan sonra da ilgi çok arttı birdenbire. Bu yeni ülkede de iyi yaptığımız sürece bu ilgi devam eder. Getir'in yeni paraya ihtiyacı olduğunda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum ileride. Yolumuza devam edeceğiz. Bir şeyi de burada tekrar hatırlatayım. Biz Getir'i kurduğumuzda bir gün kısmet olur bunu inşallah yurt dışına da taşırız diye kurduk. Gecikse de bunu yaptık ve ilk günden de kararımız bunu Türkçe ismiyle götüreceğiz. Nereye götürürsek ismini değiştirmeyeceğiz. Kurduğumuz birinci gün aldığımız bir karardı ortaklarla. Kısmet oldu. Bu Türkçe isimle her ülkeye gidiyoruz. Şimdi Fransa'yı, Almanya'yı açacağız bu ay içinde. İşte Amsterdam'ı açtık. Londra'da faaliz. Her yerde bu iki heceli, beş harfli Türkçe kelimeyi sevdirmeye çalışıyoruz. Bugün ülkelere olan sempati aslında o ülkelerin işte sanatçıları, sporcuları, markaları, iş insanları bunlarla oluyor. Getir de teknoloji kullanan, günlük hayata dokunan bir marka olarak Türkiye'yi dışarıda sevdirmeye çalışacak. Sadece bir iş değil, bir sosyal tarafı da var işin. Aslında tam onu soracaktım. Siz ona da cevap vermiş oldunuz. Pandemi şartlarına rağmen de bir Türk firması, Türk şirketi olarak da aslında diğer Türk markalara da örnek oluyorsunuz. Bu anlamda düşündüğümüz takdirde diğer markalara öneriniz neler olur? Şimdi yani markalar tabii bulundukları sektöre göre benim tavsiyelerim geçerli olmuyor. Ben daha çok teknoloji alanında iş yapan markalara tavsiyede bulunayım. Çünkü bir moda markasına veya bir demir çelik işi yapan bir markaya hani benim buradan öneride bulunmam pek yakışık almaz. Ama teknoloji alanında iş yapan markalara yani daha birinci günden lokal düşünmemelerini, bunu bir gün yurt dışında da çoklamayı düşünerek işlerini yapmalarını öneririm. Nasıl ki bugün Türkiye'de bir dizi film çeken birisi artık onu ben 70 ülkede satarım mantığıyla çekiyor. Ama bundan 10-15 sene evvel Türkiye için çekiyordu. Doğrusu işte ben bunu 70 ülkede satarım mantığıyla film çekmek. Teknolojide de ben bunu bütün dünyaya bir gün belki götürürüm mantığıyla o işleri kurmaları faydalı olur. Çünkü sonradan bunu yurt dışına çevirmek o kadar kolay değil. Birinci günden onu o mantıkla yapmak, işi ona göre düzmek lazım. Yani hamuru ona göre karmak lazım. Amerika'ya yönelik peki hazırlıklarınız nasıl? Oraya yönelik beklentileriniz neler? İşte Amerika ile ilgili beklentilerimiz çok. Çünkü tek başına Amerika tüm Avrupa kadar büyük bir ülke, büyük bir ekonomi. Dolayısıyla Amerika'da işte bu sene sonuna kadar 3 büyük şehirde olmayı hedefliyoruz. 3 şehir başarılı gittiği zaman 53 şehirde de olursunuz, 103 şehirde de olursunuz. Amerika'da bir işi çoklamak, yani atıyorum McDonald's orada iş yapıyor. İşte ilk 20-30 restoranı açtıktan sonra gidiyor. 20 bin restoran olabiliyor önündeki bilmem kaç yılda. Amerika bir işi çoklamak için belki en iyi ülke baktığınızda. Modeli bir kere çalıştırdıktan sonra. Dolayısıyla mesela Avrupa'da o çoklamayı yapmak biraz daha zor. Çünkü her ülkenin kendine göre değişik kanunları var. Bazen para birimi değişiyor. İşte vergi kanunları değişik filan. Ona göre uyarlamanız gerekiyor. Ama Amerika'da tek dünyanın en büyük tek pazarı. Dolayısıyla çok gelecek vaat eden bir yer Amerika. Ama aynı zamanda da çok büyük teknoloji firmaları var. Bizi kopyalayacak firmalar var. Veya işte şu an orada yarım saat, bir saat alanında veya ertesi gün teslimat yapan firmalar var. Yani orası tamamen boş bir alan da değil. Bayağı orada bir rekabetçi ortamda bu işi yapacağız. Ama yaparız yani. Burada bir korkacak bir şey yok. Sonuçta yani startup işi daha evvel o işi yapanlardan korkma işi değildir yani. Gidersiniz yaparsınız. Eskiler karar verip yapana kadar işte siz belli bir büyüklüğe gelirsiniz ve orada bir yer edinirsiniz kendinize. Biz Londra'da da şu an çok başarılı gidiyoruz. İşte Türkiye'de de kendimize bir yer edindik. Türkiye'yi de büyütmeye devam edeceğiz inşallah. Çok çalışacağız. Zaten çok çalışıyorduk. Şimdi böyle bir zenginleşme hikayesi değil aslında. Şirket değerlendi ama depomuza daha çok yakıt koydu aslında şeyler. Daha uzun yol gideceğiz yani. Daha çok yorulacağız aslında. Ama güzel bir yorgunluk bu.
İnşallah yatırımcılarımızı da Türk insanını da utandırmayız. Peki yabancı borsalarda halka açılmayı planlıyor musunuz? Bu yönde planlar var mı? Evet, var. Yaklaşık 2 yıl içinde böyle bir şey olabilir. Türkiye için de sormak isterim. Türkiye'de halka arz planı? Yani şu an Türkiye'de halka arz gibi bir düşüncemiz yok ama o halka arz konusu geldiğinde o günün şartlarında değerlendireceğimiz bir şey. Bir de istihdama katkınızı da merak ediyorum. Şu an itibarıyla Getir'de kaç kişi çalışıyor? Getir franchise sistemiyle çalışan, bayilik sistemiyle çalışan bir şirket. Bayilerimizin üstünde çalışanlarla birlikte bizde 2000'e yakın, bayilerde de 11 bin civarında insan çalışıyor. 13 bin kişi. Şu an işte aileleriyle 40-50 bin kişi diyebiliriz. Getir'den geçimini sağlıyor. Bu da bize gurur veriyor. Yani 6 yıl evvel kurulmuş bir işiz neticede. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Getir kurucusu Nazım Salur bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ekonomi notlarına burada nokta koyuyoruz. Saat başında yatırım günlüğüyle sizlerle birlikte olacağız.